Sana bir soru soracağım. Bir kere de cevap vereceksin, tamam mı? Siz Seyran'la beraber oldunuz mu? Cevap ver. Evet, olduk. Defol git Yusuf. Yalan söylüyor pislik. Gerçi niye şaşırıyorsam? Hepiniz aynısınız. Tabii. Hayatında birden fazla erkek olunca genelleme yapması daha rahat oluyor değil mi Seyran? Bunları bana sen mi söylüyorsun? Yalan söylüyor Ferit. Ona mı inanacaksın, bana mı? Ben senin neyine inanacağım be? Ha? Yalancının tekisin sen. Neyine inanacağım ben sana? Ferit, ben sana yalan falan söylemiyorum. Ayrıca bu benim geçmişim. Ya şurada şu yaptığın iğrenç bir şey ya. Ferit, bunlar seni ilgilendirmez, tamam mı? İlgilendirmez. Okey. Ferit, delirtme beni. Bak, bana her şeyi söyleyebilirsin ama bana yalancısın diyemezsin. Diyemem Seyran. Okey. Ya Ferit, sen beni çıldırtacak mısın ya? Ben sana yalan falan söylemiyorum. Öyle bir şey de olmadı Ferit. Tamam mı? İftira atıyor. Ya sırf aramız daha da kötü olsun diye yapıyor bunları, görmüyor musun? Daha da kötü olsun diye. Ha, aramızın kötü olduğunu da biliyor yani, öyle mi? Ne yapıyorsun sen Seyran? Ne yapıyorsun? Ben gece yatarken sevgilinin yanına mı koşuyorsun sen? He? Her şeyi ona mı anlatıyorsun? Dertleşiyor musun sen sevgilinle? Konuş! Başka neler yapıyorsun sen Seyran? Konuş! Cevabını çoktan kendince inandığın sorulara benden yanıt bekleme Ferit. Yemin etsem bile inanmayacaksın değil mi? Niye yemin edesin ya o zaman? Madem kendinden bu kadar eminsin, neden telaşlandın ya sen o kadar? Niye kendini açıklamaya çalışıyorsun bana? Söyle. Konuşsana. Beni neden istemediğini daha iyi anlamış olduk böylelikle, değil mi? Artık sana sinirlenemiyorum bile Ferit. Acıyorum sadece. Yazık. Sen takıntılı, kompleksi, şımarık bir çocuksun Ferit. Ben değil de Yusuf haksız olsaydı, benim tanıdığım Seyran bana değil tüm bunları ona sayardı. Sen ne yaptın? Tokatı vurdun, kovdun sevgilini. Neden kovdun Seyran? Daha fazla açıklamasından mı korktun? Ha? Detay vermesinden mi korktu Seyran? Hı? Bu kez olmaz. Senin yerinde o kadar çok utanıyorum ki. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Keşke hiç karşıma çıkmasaydın.
Ne oldu? Apar topar çağırdın. İyi misin? Şuradan bir gidelim. İyi olacağım. Selen Hanım'la mı tartıştınız? Boş ver sen abi ya. Gidelim işte. İyi. Nereye? Belli mi? Eğlenebileceğimiz bir yerlere gidelim. Eski günlerdeki gibi mi? Ha? Aynen. On dakika sonra çardakta ol. Seyran, bizim onu istemeye gittiğimizin ertesi günü o çocukla kaçmak istemiş, biliyor musun? Yani. E'si lavuk. İstememiş kaçmayı. Yani orada tamam hadi gidelim dese. Seyran Hanım da onunla kaçacaktı yani, öyle mi? Oğlum senin gibi bir adam gelmiş, niye kaçsın ki? Bilmiyorum. Çok sevdiği için. Ya da bir şeyler yaşadığı için, bilemiyorum. Ferit. Bilmiyorum abi ya, gerçekten bilmiyorum. Kazım'la da konuştuk o gün. Kız seni istemedi dedi. Kitledim dedi. Zorla evlendi seninle dedi. Yani ya şaka gibi ya. Şaka gibi. Kız benimle gerçekten istemeye istemeye evlenmiş ya. Ya oğlum. Bu kız o kadar fenalaştı, ağladı, etti ya. Hatırlamıyor musun? Ya hatırlıyorum abi, hatırlıyorum da ne bileyim ben onu klasik duygusal kız gerginliği sanıyorum. Antep'ten annesinden ayrıldığı için sanıyorum. Meğer çocuktan ayrıldığı içinmiş. Çocuk onunla kaçmayı istemediği içinmiş. Oğlum sen geçmişe niye bakıyorsun ya? Niye takıldın bu kadar, anlamadım ki. Olan olmuş. Alan razı, veren razı. Hem yani diyorlar ya bir kız 10 kişi ister bir kişi alır. Hem bence Seyran Hanım o Ferit Korhan etkisi altına çoktan girmiş durumda. Ben hiç düşünmüyorum onun Ferit Korhan etkisine girdiğini. Seyran öyle diğer kızlar gibi değil. Bence o çocuğu hala seviyor. Ya nereden çıkartıyorsun sen Ferit bunları ya? Ciddi bir yaşanmışlık var abi orada. Seyran o çocukla bir şey yaşamamış olsa öyle kaçmayı göze alabilecek bir kız değil. Ya kardeşim bir şey olmuşsa da olmuş. Bitmiş gitmiş, sana ne? O kızın geçmişi. Hem bence senin öyle kurduğun gibi de değil. Tamam, haklısın, anlıyorum seni. Sen tabii böyle el bebek gül bebek büyüdün. Her istediğin önünde, istemediğin arkanda. Seyran Hanım da böyle olunca tabii senin bünyen kaldırmadı bunu. Normal. Biraz zaman verin birbirinize. Alışacaksınız. Hem o işler öyle ha deyince de olmuyor. Tamam abi. Tamam kapatalım gitsin. Ne istiyorsa yaşasın ya, tamam. Hadi bu gece gidelim, eğlenelim, coşalım. Hadi. Neden yaptın bunu Yusuf? Hiç mi utanmadın? Seyran bana kızma. Kızacaksan her senin önünde bana o soruyu soran adama kız. Senin Ferit'ten ne farkın kaldı Yusuf? Hı? Yalan söyledin. Beni orada ne duruma düşüreceğini umursamadın bile. Ben senin elini bile tutamazken o pisliğin dediği şeye bak ya. Doğruyu söylesem ne olacaktı? Hem ona ne ki, ona ne bizden ya?
Siz böyle şeyleri mi konuşuyorsunuz? Yusuf. Seyran, o adamla aynı yatakta mı yatıyorsun? Sana ne bundan? Sana ne bundan Yusuf? O adam benim kocam. Kocam. Anlıyor musun? Biz o adamla evliyiz. Anlamıyor musun Yusuf? Ben evliyim ya, evli. Ya biri senin kız kardeşine, karına aynı şeyleri söyle. Sen ne hissedersin Yusuf? Bak, bak Seyran. Kes sesini be. Ne Seyran, Seyran? Yusuf, şunu artık o kalın kafana sok. Seni istemiyorum. Tamam mı? Ne seni, ne onu. Hayatımda hiçbir erkeği istemiyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Tamam mı? Bunları da bile bile artık etrafımda dolanma. Çık git hayatımdan. Yusuf çık git. Git. Gülşah, ne haber? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Alkınlar nerede? Göremedim onları. O evde bugün. Çıkmadı. Aa. Biz kız kıza çıktık. Aa, bu arada Eda arkadaşım. Londra'dan yeni döndü. Aa, ne tatlı. Eda. Eda. Ferit ben de, memnun oldum. Abidin. Gülşah. Abidin benim manevi abimdir. Biz de tam çıkıyorduk. Keşke daha erken karşılaşsaydık. E çıkın, başka zaman şey yaparız. Evet. Aslında burası çok güzel. Değil mi? Biraz daha kalsın. Yani olur. Bana uyar. Sizin için de sorun olmayacaksa burada durabiliriz. No, sorun olmaz. Abi, buyurun. Dersin. Ne yapıyorsun Gülşah? Ne yapalım işte, haydi. Yapma. İyi misin? Ya, ya o kadar içmedim gerçekten. Dengemi kaybettim sadece. Olur olur, normal. Bir şey söyleyelim mi size? Kardeşim baksın herkese. Vallahi. İçme. Pelin'cim canını sıkma ama Ferit burada. İki kız var yanında. Mine siz neredesiniz? Ya iyi ki gitmemişiz. Yani bizde daha çok hikaye var da. Böyleydi. Artık geçti. O zaman ben de size bir itirafta bulunmak istiyorum. Yapma. Sen daha Londra'dayken biz Eda ile seni çok yakıştırıyorduk. Ama sen dönünce hemen evlendin. Çok iyiymiş. Neyse. Kaderde arkadaş olmak varmış Edacığım. Bence bizim bir şansımız hala var. Nasıl yani? Ben Londra'da yaşıyorum. Senin de işin çıkar, gelirsin, gidersin falan. E'si kim duyacak, kim bilecek? Bayağı bomba kızmışsın ya sen gerçekten Eda. Niye? Zaten çok mutlu bir evliliğin olduğunu sanmıyorum. Niyeymiş o? Ya Ferit ya, yaşına başına bir baksana. Sen de evlenecek bir yaş mı var? Kesin torun torba sahibi olmak için zorla evlendirmişlerdir seni. Gülşah'cığım, senin bu arkadaşın ne çok şey biliyormuş böyle. Biz boşuna zamanında sizi yakıştırmamıştık. Yok yok. Bizden pek bir şey olmazmış zaten. Bak sen, istersen bir test sürüşü yapalım, ondan sonra karar ver.
No. Yeni kaptırdım ben ehliyetimi. Teşekkürler. Geç oldu. Kalksak mı biz artık? Dikkat etsene ya. Hadi. Abi bıraksın sizi. Yok ya. Geceye devam etmeyeceğiz zaten. Taksiyle gideriz biz. Niye? Teklif varsa yok. Hadi görüşürüz. Sevindim seni gördüğüm. Ben de öyle. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz. Her şey için teşekkürler. Eyvallah Medacığım. Hadi Eda. Emin misin denemek istemediğini? Ne haber Ferit? Pelacığım, senin ne işin var burada? Niye? Sen dışarı çıkabiliyorsun, ben çıkamıyor muyum? Arkadaşlar kim? Pelin, gel biz bir seninle konuşalım. Abidin abi, bir dakika. Ferit bizi arkadaşlar tanıştıracak. Selam, ben Eda. Siz de sanırım Ferit'in eşisiniz. Bu gece çok bahsetti sizden. Yok, eşim yani... Yakın bir arkadaşıyım. Sen o zaman Ferit'in evli olduğunu bile bile sırnaşıyordun. Ferit, biz çıkalım artık. Tatsızlık çıkacak belli oldu. Bir dakika, bir dakika. Sırnaşmak mı? O nasıl kelime ya? Pelin, gel biz bir hava alalım. Yok. Hava alacak bir kişi var zaten burada. Ne diyorsun ya? Bir sakin olur musun artık? Pardon. Sen Ferit'in eşi değilsen kimsin acaba? Ferit'in eşinin ablası falan mısın? Şöyle yapalım, ben anlatayım sana kim olduğumu. Ama dışarıda. Çünkü duyamıyorum burada seni. Hadi gel. Gel dışarıda anlatacağım ben. Korkma gel. Alo. Eda, hayır. Alo. Ferit, sus. Alo, bak, saçmalıyorsun şu an. Alo. Ya Ferit, seninle sonra konuşacağız. Sus. Sen deli misin? Anladığın yok, aşağıda bir şey olmadı. Özür dile kızardım. Ya ne özürü ya? Ne özür dileyeceğim ben bu... Ya ne diyorsun ya? Terbiyesiz. Ya yeter artık. Anlayıp anlamadan konuşma. Ben çok gördüm öyle senin gibi öyle sarılmaları, o kulağı fısıldamaları falan. Yap. Kusura bakma Eda'cığım. Pelin'in bugün biraz sinirleri bozuk herhalde. Ya sinirim falan bozuk değil benim ya. Kızım siz niye hala buradasınız ya? Gitseniz de ne duruyorsunuz burada? Ya Pelin, saçmalama artık, yeter. Telefon numarası falan mı bekliyorsun yoksa? Yok. Yalnız yarım saattir seni göndermeye çalışıyor ama ısrarla gitmiyorsun nedense. Hop. Ferit, basınma. Ya ne yapıyorsun? Gülşah, çıkın çabuk buradan hadi. Eda, seninle sonra görüşeceğiz. Git sen de şuraya. Geç. Bırak. Bırak. Bravo sana Pelin ya, bravo. Koşmasana lan. Lan oğlum koşmasana. Alayım o kamerayı alayım. Alayım kamerayı ver. Başka arabayı da vereyim ister misin? Bak kardeşim. Senden kibar kibar bir şey istiyorum. Zorluk çıkarma, ha? Zorlaşacak bir şey yok. Ben işimi yapıyorum. Engel olursan daha da büyürmeyiz o. O yüzden bence sen meseleyi zorlaştırma kardeşim. Tamam, haklısın. Koştuk, gerildik. Yalnız bak, şu fotoğraf işi bizi zora sokar. Bir orta yolu bulalım, ha? Orta yol? Aynen. Hocam bak, ben tam 4 saattir orada o soğuğun altında bir malzeme çıkar mı diye bekliyorum. Bu kadar iyisini ben de beklemiyordum. Geçmiş olsun, patrona selamlarımı iletirsin. Tamam işte, daha fazlasını al diyorum. He? Ama bir konuşalım. Bak şurada güzel bir çorbacı var. Gel seninle böyle karşılıklı bir çorba içelim. Ben ısmarlayacağım. Vallahi bak, orada bir konuşalım ya. Kamera sende. Son kararı yine sen ver. Heh, olmaz mı? Abi, ne yaptın? Alamadım. Vermedi görüntüleri. Allah kahretsin ya. Bu sefer sıkıntı büyük Ferit. Dedem mahvedecek beni bu sefer.
Dün ben. Abidin abi. Ya bir şey yapman lazım. Bak bizimkiler de görürse büyük olay çıkar. Bizimkiler diyor ya. Kızım sen az önce içeride esip gürlemiyor muydun? Ne oldu şimdi? Ferit. Hem suçlu hem güçlü bari burada sen olma. Ya bak evlendin sesimi çıkarmadım. Tamam dedim. Dedem istedi dedim mecburum dedim tamam dedim. E tuttun kızı oraya buraya götürdün gezdirdin tamam dedim. Ablasını aldım evime getirdim ona da tamam dedim. Sen benim tamamlarımı çok yanlış anladın bence. Tam olarak neyi yanlış anladın Pelocuğum? Ben seni çok sevdiğim sana çok değer verdiğim için başka bir çarem olmadığı için tamam dedim. Sen bu gece ne yaptın Ferit? Ne yaptım? Bana haber vermeyi bırak dışarı çıktın kızlarla takıldın ya. Ya kızım delirtme beni. Bunu atma beni bak. Bak geliyorlar yine bana. Kafayı mı yedin sen? Biz bunları başından beri konuşmadık mı Pelo? 3 sene oldu, 3 sene. Ben sana başından beri söyledim bunları. Ne anlatıyorsun sen? Buyum ben kızım. Mal bu. Ben istediğim zaman çıkarım. Daralırım çıkarım. Kafama göre takılırım. Sana mı soracağım? Ya bir susun artık ya. Allah aşkına bir susun ya. Bir susun oğlum. Kavga etmenin tam zamanı şimdi değil mi? Hem ben adamla konuştum. Fotoğrafları salmayacak hemen. Aynen. Aynen salmayacak aynen. O fotoğrafları kimsenin görmemesi gerekiyor. Kızım sen başımıza ne iş açtın hala konuşuyorsun ya. Ya ben mi başımıza iş açtım ya? Sen bu gece dışarı çıkmasaydın hiç olmayacaktı. Pelo delirtme beni. Delirtme. Sana mı soracağım lan? Evet, evet bana soracaksın ya. Tabii ki bana soracaksın. Ben nasıl her şeyi sana soruyorsam sen de bana soracaksın Ferit. Oho yeter ama ya. Pelin gel bırakayım seni. İstemiyorum. De. Pelin. Pelin. Arabamla giderim ya. Bırak, bırak gitsin, bırak. Tamam oğlum, bakma artık ya. Düşse şimdi diye düşerdi zaten internete. Abi, senin bu işi yarın kesin halletmen lazım ya. Tamam bakacağız. Şu adamla bir görüşeyim de hallederiz inşallah. Hayda. Yengem uyumamış. Uyumuş da ışıkları açık. Ne yapacağım? Ya sen yine de görünmemeye çalış. Okey, hiç riske atmam zaten. Çatıdan çıkarım ben deriz. Hadi konuşuruz yarın. Tamam, hadi. İyi geceler. Pelin sen misin? Ne dedin sen az önce? Hop dedim. Senin anahtarın yok mu? İndir lan şu işi. Sana ne lan benim anahtarımdan? Sen az önce Pelin mi dedin bana? Hayırdır? Geçen gün burada yakaladım onu. Yine o sandım. Lan oğlum. Oğlum bak. Git işine. Zaten sinirliyim. Bu evi başına yıkarım seni. İstediğini yap. Yaptığın her şey beni Seyran Hanım'a daha çok yaklaştırıyor. Seyran Hanım diyor bir de bana Allah'ım ya. Allah'ım. Ne oldu? Hı? Zoruna mı gitti? Zoruma gitmedi kardeşim. Benim zorum öyle kolay kolay bir şeye gitmez. Ama ola ki, diyelim zoruma bir şeye gitti. İşte o zaman kork benden, okey? Nasıl korkayım mesela? Hı? Senin Halisa'dan korktun gibi mi? Yok. Bu kadar korkmana gerek yok. Sen zaten korkan tekisin. Sevdiği kızı kaçıramayacak kadar korkak. Gelmeyeceğim bu oyunlarına. Ha. Sen de o kadar iyi biliyorsun ki. Seyran'ın beni sevdiğini, benim olduğunu. Seninle zorla evlendi o. Babasının zoruyla. Gelip de hadi gidelim dedi adam. Sen neysin, benim. Bunları düşündükçe kafayı yiyorsun değil mi? Çıldırıyorsun. Ama gerçekler de bunlar işte. Ne yapacaksın? Çıldırıyorum Yusufi.
Kafayı yiyorum. Her sabah Seyran'la güne başladığım için deliriyorum. Şimdilik böyle. Lafların hepsini tek tek yedireceğim sana. Sen bana anca Antep'te kebap yedirirsin kanki. Hadi. Hadi. Ne bakıyorsun oğlum? Haydi. Haydi. Yallah. Yallah. Allah'ım. Kafayı yiyeceğim bana. Allah'ım. Neler yaşıyorum ben ya? Ne yaşatıyorsun bana ya Rabbim? Şu yaşadıklarıma bak. Sana geliyorum ya Rabbim. Sana geliyorum. İfakat Hanım seni sordu. Latif Bey de kapıya kadar geldi. İkisini de atlattım. Dikkatli ol. Toprak yağmura ben sana aşık olduk yeniden. İmkansız gibi görünen bu mesele. Tanıdık bir melodi. Sen miydin sebebi? Söylesene. Bir kadın gelir değiştirir seni. Alıştın o sert kararlı şekli. Binlerce yıldır böyledir gider. Suyun kumsala vurması gibi. Vurması gibi. Thank you.
Ceylan. İyi misin ya? Ceylan. İçeride misin? Ya efendim, sabret biraz. Ya. Oh. Alo. Abi ne yaptın? Adam gece mesaj attı. Sabahın köründe beni bir çay bahçesine dikti, bekliyor. Ne yap, ne et, ikna et, tamam mı? Bak, sana güveniyorum. O iş sende. Oğlum uzlaşmak istemeseydi zaten görüşmek de istemezdi. Bak sakın adamla pazarlık falan yapmaya da kalkma ha. O kadar da değil Ferit. Allah Allah. Abi Allah Allah. Beni dinle sen ya. Pazarlık yapacak durumda değiliz. Ne derse kabul et. Abartma oğlum. Böyle uçuk saçma sapan bir para isterse tamam mı diyeceğim? Ya abi kabul edeceksin tabii ya. Sen anlamadın herhalde o durumu. Bak o fotoğraflar çalışsa kimi sayayım sana? Dedemi mi, annemi mi, babamı mı, Kazım'ı mı, Seyran'ı mı? Tamam oğlum, tamam. Tamam. Halledeceğim ben, Allah'ın izniyle. Dur, rahat olsun. Okey. Tamam, hadi o iş sende. Tamam, dur. Kapatıyorum. Adam geldi, görüşürüz. Abi, bak hadi. Hadi güzel konuş. Abim benim, aslan abim. Haydi, hadi öpüyorum. Artık hadi. Ne oldu? Gecen çok iyi geçmedi herhalde. Çok mu yordular seni? Beni bu sıralar senden başkası yoramıyor Seyruç'um. Artık nasıl uyuduysam. Her yerim tutulmuş. Ay. Tüm gece beni izleyeceğine yatağında yatsaydın bunlar olmazdı. Çok komik. Gece geldim baktım burada uyuyorsun. Dedim ki bu kesin yatağa bir şey yapmıştır. Yoksa niye böyle insanca bir şey yapsın ki? Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş, değil mi Ferit'ciğim? İyilik yapsak suç, yapmasak suç. Sen bence dikkat et kendine ya. Bu aralar beni takıntı haline getiriyor olabilirsin. Bak ya sen. Müthiş biri ya, gerçekten müthiş biri. Senin hayal gücün hastasıyım. Seyran bir şey diyeceğim, sen bir şeyler mi karalasan ya? Bir senaryo falan yazsan. İleride filmini falan çekersin ha? Olur vallahi. Seni anlatırım işte. Hatta başına da gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmıştır yazarım. Hı? Nasıl fikir? Ama yok ya. İnanmazlar buna. Yani bu kadar da değildir herhalde derler. Beni değil de bak kendini yazsan öyle diyebilirler aslında. Kaçmak istediği bir sevgilisi varmış. Ama oğlan korkmuş. Kaçamamış. Sonra bizim kız da bunun acısıyla tabii beter olmuş, beter. Sonra istemediği biriyle evlendirmişler kızı. Bak, esas mal burada. Esas hikaye burada. Filmde de benden. Antepli. Nasıl? Sabah sabah aynı şeyleri konuşamayacağım seninle Ferit. Hadi iniyorsak inelim. Gergo. Yani öyle senin düşündüğün gibi bir şey değil. Sadece bir yanlış anlama. Tamam, teşekkürler. Editörümle konuşurum. Haberi çıkarken bunlara dikkat eder. Ya kardeşim ne editörü, ne haberi? Haber falan yok ortada. Cık, uzatma artık ya. Bir orta yolu bulalım. Bak sabahın köründe kalkıyorsun. Buraya benimle konuşmaya geliyorsun. Aynen. Eyvallah. Seni anlıyorum. Sen de işini yapıyorsun. Ama benim karşıma geçip bana işini yapma diyorsun. Doğru anlamış mıyım? Ya kardeşim sen zaten işini iyi yaptın. Yaptın zaten. Neyse karşılığı vereyim diyorum sana. Bak Ferit Bey yeni evli. O haber yayınlanırsa kimse açıklamaya bakmayacak. Ondan sonra bir sürü tantana, dedikodu, huzursuz bak, huzur bozucu olaylar olur. Hem kızların aileleri var, onlar ne düşünür ya? Bana ne ya? Ne düşünürse düşünsün, bana ne? Onu yapmadan önce düşünselermiş bir zahmet. Ha bu arada,
Bunu yapan başka birisi olsaydı belki inanırdım da. Ferit Korhan Bey abi. He? Bırakalım bu arkadaştılar falan ayakları. Peki tamam, şöyle yapalım. Sen işini çok iyi yaptın. Allah var, çok iyi yaptın. Eline emeğine sağlık. Sen bu haberi bana sat. Özel haber gibi düşün. Aklından ne geçiyorsa, ne istiyorsan söyle, ben alayım senden bu haberi. Seyran, iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Öyle dalmışım ya. Aman dikkat edin, salgın var. Babamın nesi var biliyor musun? Bu kadar ihmal etmezdi masayı. Dün akşam ağrıları arttı. Ama sabah Latif'le konuştum. Bugün daha iyiymiş. Yaşlandıkça daha kabuğuna çekilir oldu. Ne yapsın? Masaya her geldiğinde bir mesele. Kaldıramıyor artık. Ferit, Allah aşkına bari sen yapma. Ağam olsa bir ton laf iştirdin. Ya bin kere dedim şu masaya telefonla inmeyin diye. O yok diye sesli de yenge. Önemli. Kusura bakmayın, açmam lazım. Ferit. Efendim abi, ne oldu? Ferit. Adamı ikna edemedim ben ya. Ne? Nasıl ikna edemedin? Bir gözünü seveyim. Dediklerimi söylemedin mi? Fazlasını bile söyledim oğlum. Açık çek dedim ya. Ne istersen dedim. Yok, adam yok. İkna olmuyor yani. Bence sen bu durumu bir Orhan Beylerle konuş. Bak, bu durum ciddi. Yani bizi halledene kadar haber patlar. Ah, abi ah. Bittim ben bu sefer. Keşke ben konuşsaydım adamla ya. Vaktiniz mi var Ferit? Adamın elinde pimi çekili bir bomba var. Her an patlatabilir. Bence sen şu konuyu Orhan Beylerle bir konuş. Bak, bu durum ciddi. Okey. Tamam. Sen yine de adamın numarasını at bana. Tamam, atıyorum ben birazdan. Ferit, ne bu saygısızlık şimdi? Baba, biraz konuşabilir miyiz? Ne oldu? Her şey yolunda mı? Seyra. Ben de bilmiyorum. Oğlum rengini atmış. Hayır olsun. Ne oldu, anlatsana. Baba. Evet. Babamla konuşmak istiyorum. Yalnız. Yok öyle yalnız malnız konuşmak. Belli ki önemli bir şey. Ne demek yok? Oğlum babasıyla konuşmak istiyor. Senden izin mi alacak? İstediği gibi konuş. Evet, izin alacak. İtirazın mı var? Var. Oğlum istediği gibi konuşur babasıyla. Yeter! Bir kesin ya. Evet Ferit, dinliyorum. Ya, bu sefer gerçekten benim bir suçum yok. Hiç olmadı zaten canım. Onu biliyoruz. Ben dün gece abiyle dışarıya çıktım. Ya gece erken yattım ben. Sonra uyandım. Bir daha uyku tutmadı filan. Daraldım, kendimi iyi hissetmiyordum filan. Seyran da uyuyordu. Hiç rahatsız etmek istemedim onu. Ben de abiyle çıkıp gittim. Peki, sonra? Sonra işte biz bir mekana girdik abiyle.
Pelin de oradaydı. Yanında birkaç biri vardı. Tartışıyorlar mıydı filan. Neyse ben de yanlarına gittim. Sonuçta Pelin benim kolejden arkadaşım öyle. Onu halde görünce bırakmak istemedim. Ondan sonra olay büyüdü. Ben bunları dışarıya çıkardım filan. Olay biraz çirkinleşti. Nasıl yani? Yani işte onlar bir birbirlerine girer gibi oldular. Allah Allah, neden? Neden birbirlerine girer gibi oldular yani? Ne bileyim canım, kız mevzusu işte, anlamadım ki. Tam o sırada yani ben onları ayırmaya çalışırken basın varmış. Fotoğrafımızı çektiler. Böyle yiyeceksin. Önce bunu buradan alacaksın. Sonra bunu böyle ekmeğe güzelce süreceksin. Hiç boş yer kalmayacak şekilde. Sonra biraz da bundan alacaksın. Bunu da şöyle sürdük mü? Şimdi. Ne oluyor Dicle? Ha? Ne bu haliniz? Anne, yok hiçbir şey. Sultan abla. Başlatma ablana da sana da. Adam yerine koyduk, adam gibi davran. Çık dışarı. Çık dışarı! Dicle? Ha? Ne oluyor Dicle? Yoldurtma bana içini. Anne eli kirliydi de dışarıdan geldi, çıkacağım dedi, ben aç gitmesin diye. Allah Allah ya. Sen anası mısın babası mısın, sana ne? Ha? Koskoca adam eli ayağı tutuyor, baklava mı orada? Ha? Sana ne? Anne vallahi yanlış anladım. Ha, yanlış anlamışım. Herkes her şeyi anlamış, bir ben anlamamışım zaten. Çık dışarı. Çık dışarı. Gözüme gözükme benim. Elimizden geleni yaptık ama ikna edemedik adamı. Fotoğrafı alamadık. Ben artık sana bir şey söylemiyorum Ferit. Daha doğrusu diyecek bir şey bulamıyorum. Sana da aşk olsun Seyrancığım. Ben ne yapabilirim? Pardon. Yani gece dışarı çıkan Ferit, fotoğrafları çekilen Ferit ama bana aşk olsun. Yani tam olarak ne demek istediğinizi anlayamadım. Ne yapabilir Seyran? Ha? İfakat. Seyran haklı. Onun bir suçu yok. Ama yani inanın bunu belki 1000 kez falan söylemiş olabilirim ama bu sefer gerçekten benim de bir suçum yok. Oğlum senin o saatte dışarıda ne işin vardı Ferit ya? Baba daraldım diyorum ya. İyi hissetmiyordum kendimi. Nefes alamıyormuş gibi hissettim. Çıktım dışarı işte, ne yapayım? Ne demek ne yapayım? Koskoca yalı. Çık terasa, bahçeye çık. Sen her aralığında biz seni sokaktan mı toplayacağız? Çok gerginsiniz biliyorum ama biliyorsunuz Halisa biraz hasta bu aralar. Umarım onun kulağına gitmez. Çok üzülür yoksa. Yok ağam, bu haberi asla öğrenmemeli. Bir şekilde saklayacağız. Ya bu adam bu fotoğrafı basacak mı kesin? Bilmiyorum. Abidin konuşmuş işte, ikna edememiş adamı.
Adam hasta ya. Adam hasta, sinirden, stresten uzak dursun diyoruz. Bizi düşünmüyorsun, bari o adamı düşün. Neymiş efendim? Ferit Efendi'nin daralmış, nefesi kesilmiş, bilmem ne. Bu kadar da şımarıklık olmaz artık. Baba tamam ya. Tamam, Allah Allah. Gelme üzerime. Beni bu hale getirenler utansın. Kim getirmiş seni bu hale oğlum? Hayat. Anneciğim, hayat. Oğlum, biz bilmiyor muyuz kendimizi daralınca dışarı atmayı, ha? Gezmeyi, tozmayı? Biz neden yapmıyoruz böyle bir şeyi? Biz niye dikkat ediyoruz? Ya da asıl soru şu. Sen neden hiç dikkat etmiyorsun bazı şeylere? Tamam. Orhan, sakin ol. Bak, olan olmuş. Tamam mı? Sakin. Hadi. Çözüm düşünelim hadi. Rifakat. Sen bir babamı kontrol altında tut bugün. Ben de bir şey yapabilir miyim bakayım. Sunay'la alışverişe çıkmamı istemişti. Erteleyeyim istersen. Ertelemeyin. Seyran'la Ferit çıkarsın. Ama sen de ona göre bir şey söyle şimdi. Neden dediğim yapılmıyor diye sinirlenmesin bile. Tamam. Karışmak gibi olmasın ama... Seyran'cığım... Sizinkiler bu haberi duyarsa nasıl tepki verirler sence? Yani babamın kulağına giderse kötü olabilir. Yani daha önceden böyle bir şey yaşamadığımız için... Şimdi önden bir şey söylemek çok doğru olmaz. Ama yani fotoğraftan ziyade ne yazacakları da önemli. Ama anlıyorum ki pek iyi şeyler yazmayacaklar. Muhtemelen. Yani yazılanlar fotoğraflardan daha sinir bozucu oluyor genelde. Onu da biz halledeceğiz, anlaşılan. Kalk Fuat, kalk. İştah kalmadı zaten. Seninle de sonra baş başa konuşacağız Ferit Efendi. Gülgün, aman dikkat et, gözünü seveyim. Rifakat'in gözünden bir şey kaçmasın. Babamın hiçbir şey duymaması lazım. Tamam, merak etme. Ben seninle başka bir şey konuşacağım nasıl? Şu belin var yani, şu belin. Onu ben bir çağırıp konuşayım diyorum, ne olur ne olmaz. Peki öyle diyorsan öyle yap Gülgün. Hazırım baba. Hadi kolay gelsin. Biraz daha aşağı. Ha, orası. Ay ay ay. Hala her yerlerin gulunç olmuş ya. Oh. Ne yapayım, bir bardak vurayım mı, ister misin? Yok yok, geçmezse vurursun. Ay, yeter, tamam. Ellerine sağlık. Ya yuh arkadaş ya, bizim orada köy alırsın buna ya. Esma. Su ver. Tamam ha. Dünür arıyor. Ah. Ha Dünür'üm. Eyk vallahi eyk. Siz ne yediniz ya? Ha? Ha? İyi bakarık ya. Vaypsın bakarık ha. Orhan imarlı mıymış? Ha? Hey. Suna mı? Ha. Ha, Halisa mı diye? Ha, Halisa değilse... Ne diyek?
öyle buyurduysa lafın üstüne lafı yok. Tamam, tamam. Ben şimdi hazırlanacağım. Bir yarım saate hazırlanırım. Ondan sonra bakarız ya. He? Hadi. Hey, hadi. Sen sahibi bak. Haydi Orhan, haydi. Yahu, tabii doğru düzgün ev bulamayınca arsa göstericilermiş. Niye? Halis Sadi'ydin? Halis Sadi demiş, bir Suna kızımıza demiş alışveriş yapak. Seyran'la çıkıcılarmış. Ben de tamam dedim. Halis Sadi'ye dedik, tamam dedik. Ne diyeyim? Ver, su ver. Ah. Yahu, tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Karıcığım, get peçete getir. Lütfen. Vallahi ben şaştım kaldım. Ne ettin kadına? Niçin? Ay dövücün sandı orada bekli. Garibim ya. Yok, dövmeyeceğim. Biraz toparlasın kendini ha. Bu iyice güçten düştü. Kız sonunda deli çıkıcı başımıza ya. Tavayla sana da saldırıcı diye mi korkayım? Belli mi olur kız? Ha? Belli mi olur? Deli bu ya. Akşam ben bununla yatayım ha. Kahveme zehir mehir bir şey koyar, öldürür beni. Belli mi olur? Süleyman. Yok. Sen bana dokunma. Şuralar ıslandı, onları sil. Bir de şu ayağımın altı da ıslandı, onu da sil. Ama dokunmadan. Get fönü getir. Fönü böyle vuuu yap dokunmadan, o zaman vurur. Çok teşekkürler Ali Bey. Şimdi bir yanlış anlaşılma yüzünden milletin diline düşmeyelim. Hassas bir, evet, aile için hassas bir konu. Çok makbule geçer. Tamam. Ben sizden haber bekliyorum o zaman. Teşekkürler. Ne oldu baba? Taylan mıymış, neymiş işte çocuğun adı, fotoğrafı çeken. Ali Bey tanıyordu. Biliyorsunuz magazin olaylarını diyor. Yine de bir konuşacak bakalım. Yani öyle çok da bomba bir haber değil zaten. Ben Ferit'e sordum fotoğrafı. Hani dedim yakınlaşma mı var, öpüşme mi var falan. Yok abi dedi çocuk. Mesele o değil ki Fuat. Neyse ne hallederiz de. Ben babamdan korkuyorum. Bir de Kazım'dan. Şimdi bu haber çıkarsa neler der artık. Şu arsa meselesine rağmen mi? Tabii daha fazlasını isteyecek. Çok üzdüler bir şey diyecek. Yok halam rahatsızlandı diyecek. Yok annesi perişan oldu diyecek. Yok ben rezil oldum diyecek. Diyecek de diyecek işte. Vallahi baba helal olsun. Sen de adamı çözmüşsün ha. Ya biz adamı çözdük de adam da bizi çözdü. İstedikçe istiyor. Fuat. Sen gerçekten iyi bir evlatsın. Bize hiç böyle sorunlar çıkarmadın. Güvenli limanımsın ya. Estağfurullah baba. Gerçekten. Sayende. Senin sayende gözüm arkada değil. Kızlar kendi kendine kavga etti yani, öyle mi? Tabii ki öyle değil Seyran. Benim yüzümden kavga ettiler de... aşağıda söyleyemedim bunu haliyle. Ne oldu peki? Ne yaptın? Niye kavga ettiler Ferit? Duble mi aldattın Pelin'i yoksa? Sen dün benim sinirimi bozunca... Ha, ben bozdum yani senin sinirini. Sen Yusuf'u odaya kadar çağırıp benim yanımda ona o ahlaksız soruyu sorabiliyorsun. Ama senin sinirini bozan kişi ben mi oluyorum? Neyse Seyran. Sen bozdun, ben bozdum. Benim sinirim günün sonunda bozuldu mu bozuldu. Ben de abi aradım, çıktık bebeğe gittik. Kafamı dağıtayım dedim. Müzik dinleyelim, bir şeyler içelim dedim yani bu kadar. Neden Pelin'e gitmedin de bebeğe gittin peki? Gitmek istemedim Pelin'e. Konuşmak istemedim onunla. Oldu mu? Aldın mı istediğin cevabı? Sonra ne oldu?
Sonra ne oldu işte? New York'tan bir arkadaşım vardı benim, Güşra. O geldi. Yanında da bir arkadaşı varmış. Burada durabilir miyiz dediler. Ben de dur dedim ama demez olaydım. Sonra bir anda Pelo ışınlanıverdi. Nasıl olduysa. Her şeyi yanlış anlamasıyla olan oldu işte. Pelin ne gördü de neyi yanlış anladı Ferit? Ya bir şey gördüğünden değil Seyran ya. Gülşah'ın yanındaki arkadaşı Eda mı ne? Müzikten dolayı kulağıma fısıldadı. O sırada Pelo geldi. Ya Pelo saçma sapan işler yaptı ya. Batırdı her şeyi. Alakası yok yani. Benim hiç hatam falan da yok ortada. Ben kızlara başından beri zaten evliyim dedim. Hatta böyle yüzüğümü gösterdim. Ağızlarına soktum yani. Bu yüzük işte bazen çok işe yarıyor biliyor musun? İnanamıyorum sana ya. Sen bunları bana böyle geniş geniş nasıl anlatabiliyorsun Ferit ya? Nasıl bir rahatlık bu? Evliyiz de biz hani. Rahat rahat anlatabiliyorum Seyran. Ne var bunda? Ben hiçbir şey yapmadım. Kimseye sarkmadım, etmedim. Neden rahat olmayayım? Bu konuda da seni tebrik etmem gerekiyor değil mi? Dürüstlük abidesi Ferit Korhan. Evet, hak ediyorum. Seyran Korhan. Hak ediyorum. Babam bayağı gerildi ama. Yani bu olay bayağı ciddi bir mevzu. Dedem sırf böyle haberlerin önüne geçebilmek için beni evlendirdi. Şimdi böyle bir haber çıkarsa ne yapar kestiremiyorum. Bilmem. Belki de bu oğlana evlilik kâr etmiyor deyip beni özgür bırakır. Ne dersin? Yapar mı öyle bir güzellik bana? Ne kadar meraklısın ya benden ayrılmaya. Babanın evine mi dönmek istiyorsun? Antep'e mi dönmek istiyorsun? Yoksa eski sevgilin Yusuf'a mı dönmek istiyorsun? Hala Yusuf diyebiliyorsun ya. Hala. Ben sana artık söyleyecek tek bir kelime bile bulamıyorum Ferit. Tamam mı? İnşallah beter olursun. İnşallah. İnşallah o fotoğrafların çıkar da sonra böyle uğraşır durursun. İnşallah. Öyle mi oldu şimdi Seyran? Hı? Ulan nankör kedi. Ben onca zamandır kimin sorunlarıyla boğuşuyorum? Kimin için yapıyorum tüm bunları? Ablam için. Ablan için. Bana ne be senin ablandan? Çok mu umurumda sanıyorsun ablan? Ben sırf senin için. Sen üzülme diye. Sen mutlu ol diye yapıyorum tüm bunları. Keşke beni mutlu etmek için bu kadar çaba sarf etmesen. Doğru. Sen ne anlarsın ki mutluluktan? Acı lazım sana. Kavga lazım. Gürültü lazım. Sen ancak ondan anlarsın. Başkası yabancı gelir sana. Hı hı. Aynen öyle. Ben mutluluğu hak etmiyorum. Tanımıyorum. Kaderim bu. Mutluluk falan haram bana. Alıştığım gibi. Ferit, bir konuşalım mı? Haber mi var babamdan? Yok, başka bir şey söyleyeceğim. Tamam, ben aşağıda bekliyorum. Aslı Hanım'la konuştum. Sizi bekliyor. Sakın bir şey ödeme, hepsini ben halledeceğim. Benim seçtiklerim dışında sonra bir şey beğenirse sakın geri çevirme. Hevesi kırılmasın kızın. Hepsini al. Okey. Bunu söylemek için mi çağırdın yenge? Birilerini ayarladım. Mağaza çıkışında birkaç fotoğrafınızı çekecek. Karının elini tut, samimi davran, gülümse. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Allah korusun, olur da diğer fotoğraf basına düşerse
İnsanlar ne kadar mutlu bir evliliğin olduğunu görsün. Karınla ve ailesiyle iyi ilişkiler içinde olduğunu bilsin diye. Yani yenge, vallahi korkulur senden. Helal olsun sana, ne diyeyim. Hadi görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Ne var? Var mı bir gelişme? Yok ya, babamdan haber bekliyoruz. Seyran anlattı mı her şeyi? Ha, iyi yapmışsın. Nereye gidiyoruz? Sunay'a. Oradan da Nişantaşı'na. İyi, tamam. Bunun ne işi var burada ya? Yok artık ya. Yuh! Oğlum bir dur. Ferit! Hayırdır Pelo? Niye geldin buraya? Gülgün teyze çağırdı beni, o yüzden geldim. Annem çağırdı. Senin haberin yok mu? Yok tabii Pelo. Ya manyak mısın sen? Niye bana haber vermiyorsun ya? Ferit bir sakin olur musun? Annen yazınca biliyorsundur sandım. Niye çağırmış peki? Bilmiyorum. Yani öğreneceğim işte şimdi. Yazarım sana. Ferit! Hadi abicim. Haber ver bana. Tamam mı? Kapıdan girmene hiç alışkın değilim de biraz garipsedim, kusura bakma. Şaka gibi ya. Abi şaka gibi, görüyor musun ya? Annem bana bile sormadan Pelin'i eve çağırıyor ya. Şş, oğlum sakin ya. Vardır bir bildiği kadının. Hem herkes haber çıkmasın diye seferber oldu, görmüyor musun? Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Ya hakikaten inanılmaz bir rahatlık artık bu ya. Gerçi kimin annesi tabii. Ya gerçekten bazen Allah'ım nereye düştüm ben demeden duramıyorum. Hayır, şunu çok merak ediyorum. Ne konuşacaklar? Ne konuşacaklar ya? Hayır, ben gitsem yanlarına desem, ben de katılabilir miyim çay saatinize desem, böyle otursak üçümüz hep beraber konuşsak nasıl olur? Ha? Al işte ya, al işte. Görüyor musun? Yine olay döndü dolaştı bana geldi ya. Yine hiçbir suçum günahım yokken suçlu ben oldum. Ya kızım sen kendi gözünle görmedin mi? Annem kendi çağırmış eve, benim haberim yok. Ben onu ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ne yapıyorsun oğlum? Niye arıyorsun şimdi? Ne diyeceksin kadına? Dur abi dur. Oğlum sana diyorum ya, vardır bir bildiği. Hem sizin kötülüğünüzü isteyecek bir şey yapmayacak herhalde kadın. Yani ben onun benim hakkımda ne düşündüğünü bir bilebilsem. Ah bir bilebilsem abi, ah. Teşekkür. Başka bir isteğiniz var mıdır Gülgün Hanım? Sağ ol Carlos, çıkabilirsin. Carlos, kapıyı kapatır mısın? Tabii. Rado, nasılsın? İyiyim. Ailen nasıl? Bizimkiler de iyi. Sizler nasılsınız? Nasıl olabiliriz ki son olaydan sonra? Diken üstündeyiz. Ben her şeyin farkındayım. Seninle de açık açık konuşmak istiyorum. Sakın yanlış anlama. Amacım seni sorgulamak, yargılamak kesinlikle değil. Böyle bir annenin kızına, ablanın kardeşine nasihatleri gibi düşün. Olur mu söylediklerimi? Tabii. Durumlar ortada. Burada bir suçlu yok.
Emin ol. Ya illa bir suçlu varsa o da bizzat benim kendi oğlum. Farkındayım yani evlilik kararı alındığında bu ilişkiyi bitirmesi gerekirdi. Bitiremedi. Siz de beni yanlış anlamayın ama yani Ferit almadı ki bu kararı. Dedesi aldı. Bu Ferit'e haksızlık değil mi? Yani bana da. Gülgün teyze biz Ferit'le 3 yıldır birlikteyiz. Ve bu evlilik kararı alındığında o benim yanıma geldi. Her şeyi anlattı bana. Tabii ben şok oldum yani. Gerçek gibi gelmedi bilmiyorum. Belki de inanmak istemedim ama. Sonra idrak edince ben çok üzüldüm. Ama Ferit'e hiç belli etmedim. Çünkü o da çok üzgündü. Bu bizim beklediğimiz bir şey değildi yani. Haklısın. Çok zor bir süreçti yani hepimiz için. Gülgün teyze. Ben Ferit'i çok seviyorum. O benim ilk aşkım. Hayatıma giren tek erkek. Siz onun annesisiniz. Beni en iyi siz anlarsınız. Ferit'i koşulsuz sevmenin ne demek olduğunu siz çok iyi bilirsiniz. Ben böyle bazen işte evlendiğimizi çocuklarımızın olduğunu falan hayal ederdim. Hatta bir oğlumuz olursa adını Berk koyacaktım. Yani çocukça biliyorum ama hayal işte. Bir gün teyze, benim uyanıp da böyle Ferit'i daha düşünmediğim tek bir sabah olmadı. Yani ben onunla uyuyorum, onunla uyanıyorum. Her şeyimi ona göre ayarladım bugüne kadar. Bütün tatil programlarımı, bayram programlarımı, her şeyimi. Ailemi göreceksen bile önce Ferit'i gördüm. Ferit benim annemden de, babamdan da, herkesten daha değerli benim için. Ama çok yanlış. Ferit'ciğim. Doğru ya da yanlış ama gerçek bu. Yani Ferit benim bütün hayatım. Böyleyken ben nasıl onu bir anda hayatımdan çıkarabilirim ki? Onu bu kadar çok severken, o benim hayatım olmuşken. Yapamam yani. Ferit. Ben Ferit, Ferit olarak sevdim. Yani biz birlikte büyüdük. Ben gözümü onunla açtım neredeyse yani. Beraber büyüdük. Beraber ağladık, beraber güldük. Ne bileyim, beraber sarhoş olduk, beraber hasta olduk. Ben bu zamana kadar Ferit'ten başka hiçbir şey hiç kimseye istemedim. İstemeyi bırakın, düşünmedim bile. Sonra her şey böyle giderken o bir anda evleniverdi. Yani şimdi siz söyleyin. Ne yapmamı bekliyorsunuz? Ben öyle hiçbir şey olmamış, bunların hiçbiri yaşanmamış gibi bir anda öyle arkamı dönüp gitemem ki Ferit'e. Sizin kızınızın başına gelmiş olsaydı ne yapardınız? Ben biliyorum annem çok üzülüyor. Babam duysa kahrolur. Ama yani olmuyor. Olmuyor, benim elimde değil, ben yapamıyorum, kopamıyorum. Gülgün teyze, Ferit benim her şeyim. Ferit'ciğim, seni anlayabiliyorum. Bak gençsin, güzelsin. Pırıl pırılsın. Köprünün altından daha çok sular akacak. Göreceksin. Müthiş bir ailem var. Seni en güzel okullarda okuttular. En iyi şekilde büyüttüler. Artık kendini de onlara da üzme. Ferit artık öyle ya da böyle
evli. Ben geçmişte yaşadıklarınıza çok saygı duyuyorum. Hissettiklerim benim için çok kıymetli. Ne güzel anılar biriktirmişsiniz. Ya bunları oğluma yaşattığın için de sana ayrıca teşekkür ederim. Abicim bunlar Ferit'in evli olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Seni üzmek için söylemiyorum bunları ama bak bu ilişkiyi bitirmezsen her yerin daha fazla üzüleceksin. Ben inanıyorum sen de hayalindeki gibi bir evlilik yapacaksın, bir aile kuracaksın. Çok mutlu bir hayatın olacak. Gerçekten bak Allah'ın izniyle inanıyorum. İnan Ferit'le olmak zorunda değil ki. Seni hak eden biriyle karşılaşacaksın. Ama bu böyle devam ederse, o çok sevdiğim Ferit de, sen de mutsuz olacaksınız. Anlıyorsun beni değil mi? Böyle devam edemez bu. Bunu bitirmek zorundasın. Mümkün değil de. Bunu fedakarlık gibi görmelisin. Onun için de, kendin için de. Bunu yapmalısın Perin. Bir şey mi oldu? Ben bindiğimden beri sessizsiniz. Evde mi bir sorun çıktı yoksa? Evde sorunsuz bir an var mı acaba? Ne oldu ya? Aa Seyran, önemli bir şey mi var? Babam arıyor. Efendim baba? Ne? Gerçekten mi? Babacığım benim, babacığım. Tamam, tamam söz veriyorum baba, söz. Sana söz bundan sonra daha dikkatli olacağım. Tamam, çok teşekkür ederim baba. Çok aslan babam benim, aslan. Hadi bay. Ne olmuş? Babam adamın patronuyla konuşmuş. Bu seferlik haberi yayınlamayacakmış. Yes be, oh. Yes! Ya Seyran bana da anlat ne oldu. Tamam abla anlatacağım, merak etme. Allah'ım. Karıcığım. Bu sana çok yakışır ya. Ne diyorsun? Yeşil yeşil. Ablam için geldik ya Ferit buraya. Önce bir ablamın işini halledelim de. Doğru. Bu yakışmaz ona. Bırakayım ben yerine. Ay, 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 ay. Ay abla bu çok güzel olmuş ya. Ya biliyorum. İnanamıyorum. Ya biz Antep'teyken böyle şeyler dener dener hiç alamazdık. Bir de şu halimize bak ya. İyi ki buradasın, iyi ki bizimlesin ablam. Maşallah ya. Oho. Baldız. Bu çok yakışmış vallahi. Sana fikrin soran olmadı. Kıskanma. Sana da alalım dedik istemedin. Bunu özellikle önermek istiyorum size. Çok güzel hadi gel deneyelim. Olur. O ne ya öyle kutu gibi. Seyran ya. Terslim artık şu çocuğu. Tamam ben inandım suçsuz olduğuna. Suçu bir tane olsa ben de inanacağım abla. Ama işte. Neyse hadi gel deneyelim. Bunu fedakarlık gibi görmelisin. Onun için de, kendim için de. Ah Pelucum, ah. Bunu yapmalısın Pelin. Thank you.
Basın var. Tebessüm et, tamam mı? Hiçbir şey söyleme. Geliyorlar. Gençler çıkıyorlar. Haydi yaklaş. Görüntüler. Ferit Bey merhabalar efendim, nasılsınız? İyidir, sen nasılsın? Teşekkürler efendim. Sizi ilk defa işinizle beraber görüyoruz. Bakacağız, bakacağız. Sürpriz. Çocuk sürpriz, bakacağız. Gel mi size efendim? Göreceğiz tabii, niye görmüyoruz? Efendim, hanımefendi kim? Hanımefendi eşimin ablası. Öyle mi efendim? Aynen. Okey, konuşuruz sonra. Efendim, birkaç daha... Açıklamayalım. Efendim, pardon. Dinliyoruz. Birkaç pardon. Bir şey daha söyler pardon. Misiniz? Lütfen efendim, birkaç bir şey daha söyleyin. Efendim, birkaç demeç alalım. Bizim de işimiz sonuçta. Bir şeyler yakalamaya çalışıyoruz. Efendim, bir şeyler daha anlatsınız. Çok mutlu olacağız. Ferit Bey, Ferit Bey. Bunlar nereden çıktı şimdi ya? İşleri bu Seyran. Normal yani. Keşke baştan söyleseydin. Oraya gelir sürekli ünlü insanlar. Şans işte. Ya babam duyarsa? Bir şey demez bence. Yani kendi kafamıza göre gelmedik ki. Gizli saklı bir şey de yapmadık. Haberi de var. Yanında kocası da vardır dersin. Ya öyle de Antep'ten birileri görüp laf ederse? Nasıl yani? O da mı sorun olur? Olmaz diyemiyorum. Yandık. Yandık yine yandık vallahi ya. Müthiş bir aileyiz gerçekten. Olaysız tek günümüz biliyorum. Sayende olaysız yaşamak mümkün olabiliyor mu acaba? Sayemde derken? Bu sabahtan beri yaşadıklarımız kimin eseri acaba Ferit Bey? O olayları yaşamamıza sebep olan kim acaba Seyran Hanım? Bir hatırla istersen. Hiç unutmayacağım zaten. Merak etme. Ya tamam ya, söylediğime pişman ettiniz. Hadi şimdi böyle hep birlikte kimsenin olmadığı sessiz sakin bir yere gitsek. Ha? Çay içeriz, belki dondurma yeriz, böyle havamız değişir. Olmaz mı? Yoksun ya. Bugün olmaz. Başka zaman yaparız onu. Bugün eve gidelim biz. Şu günü bir kazasız belasız atlatırız. Sonrasına bakarız. Ne yapıyoruz peki? Sen yol üstü bırak bizi Seyran'la eve. Sonra Sunay'ı eve bırakırsın. Taylan arıyor. Aldı haber herhalde. Ya bırak abi, açma. Babam halletti işte olayı. Emin misin oğlum? Bak adam belki bir şey söyleyecek. Ya eminim tabii abi. Babam halletti o konuyu. Bitti gitti işte. Boş ver. Şimdi bir şey yapmaya kalkarsa kızar bize. İyi peki, öyle olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Dicle. Büyük bir kutu geldi. Tenis masası dediler. Şimdilik uygun bir yere kaldırttık. Tamam. Okey. Bu arada Gülgün Hanım gelince yanıma bir uğrasın demişti terasta. Tamam. Ben odaya geçiyorum Ferit. Malum sizin ana oğul konuşacaklarınız vardır. Gelip selam verseydin varsa ya. Önce Pelin'i eve çağırmasını hazmetmem lazım. Hadi sen bekletin annemi. Of. Anne. Oğlum, hoş geldiniz. Seyran nerede? Odaya çıktı Seyran. Biz de seninle bir yalnız konuşalım zaten. Tamam, konuşalım. Senin niye bu hali? Oturmayayım anneciğim. Ya sen bana sormadan niye Pelin'i eve çağırıyorsun ya? Bu nasıl bir kafa? Kafayı mı yedin sen? Sakin ol önce, tamam? Oturduk konuştuk biraz. Nasihat ettim. Ne olmuş yani? Sana mı kaldı ya akıl vermek? Ha? Ne söyledin kıza? Ferit sakin ol. Annen var karşında. Tamam? O zamana kadar görmezden geleyim dedim. Hadi kendiliğinden biter dedim. Baktım hiç oralı değilsiniz. Artık bu işin bitmesi gerekiyor. Ne diyorsun sen ya? Ne anlatıyorsun sen ya? Bana bak doğru konuş annenle. Dürerim senin o dille. Sen doğru konuş benimle. Sana ne ya benle Pelo'dan? Sana ne? Ne demek sana ne? Ne demek sana ne? Biz seni evlendirdik Seyran'la. O kıza karşı sorumluluğumuz var. Bravo sana, bravo. Sorumlulukmuş. Ya sen niye bana haber vermiyorsun? Dışarıda görüşseydin o zaman Pelo'yla. Seyran'la karşılaştılar. Daha mı iyi oldu şimdi? Bravo sana bravo. Çağırdım çünkü deden eğer o fotoğrafı görürse Pelin'i arkadaşın gibi göstereceğiz. Ya bana söyleseydin diyorum ya.
Ben ayarlasaydım. Ne nasihat ettiğin kıza, kız telefonların bile açmıyor. Söylenmesi gerekeni söyledim. Keşke önce diğer yapman gerekenleri yapsaydın anne. İsterseniz benim bildiğim bir yer var. Anlayamadım. Yani isterseniz eğer, şu dondurma için canınız çekti ya, o yüzden dedim ben. Geç kalırsak kötü olur. Ya trafik açık. Gideceğimiz yer de yakın zaten. Yani isterseniz. Ama eve de gidebilirim direkt. Nasıl isterseniz siz bilirsiniz. Anladım. Tamam, ben eve geçeyim o zaman. Yok yok. Gidelim dondurmacıya. Burası çok güzelmiş. Çok huzurlu. Eğer isterseniz, yani kendinizi rahatsız ederseniz falan, istediğinize gidebiliriz. Başka zaman yine geliriz. Yo, iyiyim ben. Teşekkür ederim. Ama şey, yanlış anlamazsanız, buraya geldiğimizi Seyran'la Ferit bilmesi olur mu? Yok. Söylemem zaten ben. Sanki onlar da birbirlerine ısınıyor gibiler değil mi? Ne dersiniz? Yani neticede karı kocalar. Yani henüz tam değil. Acaba bir gün gerçekten karı koca olurlar mı? Ya bence olurlar. Şu an imkansız gibi görünebilir ama aşk zaten imkansızı mümkün kılmak değil mi? Bilmem. Ben hiç aşık olmadım ki. Ben de. Hadi kalk kalk. Uykuluk. Sürekli uyuyorsun bızır bızır ya. Yaşadığımız gerçeklikten kaçmaya çalışıyorumdur belki. E tabii. Baba evinden kaçamadan içinde kalmıştır. Beterin beteri varmış. Baksana ya. Senin kaçmak istediğin çocuk bahçede falan değil mi? Yine deneyin istersen. E o da fırsat kolluyormuş senin gibi. Ne oldu, siz dertleşmeye mi başladınız Yusuf'la? Aynen. Yaşadıklarınızı anlatıyor. Tabii ya. Akşam oldu. Haberin de patlamadı. Yine yırttın. Ve tabii ki gerçek haline geri döndün. Neymiş benim gerçek halim? Bu işte. Böyle. Ferit Korhan. İsim soy isim yeterli. Fazla söze gerek yok. Büyük hakaret bence. Efendim abi. Tamam tamam. Geliyorum hemen. Allah kahretsin. Tamam, haberleşiriz. Abi ne oldu?
Alo Selim. Acilen birine ulaşmam lazım. Telefonu kapalı. Bir muhabir. Taylan Güler. Şimdi unuttum adını. Bilmem ne yayın grubunda çalışıyor. Şimdi birazdan ben sana mesaj atarım bunu. Çok acil. Çok acil ulaşmam lazım. İrtibata geçmem lazım. Tamam. Bekliyorum. Baban ne oldu? Patronu haberi yapamazsın deyince adam istifa etmiş. Şaka yapıyorsun. İnternete falan düşmüş mü? Ben arada bakıyorum, henüz bir şey yok. Ne yapacağız şimdi? Bir şey yapmak lazım. Birkaç yeri aradım işte. Acil bir adama ulaşmam lazım dedim. Haber bekliyorum. Ya bu Abidin bu meseleyi nasıl çözemez ya? Ha? Yani bu iş nasıl bu noktaya kadar gelir? Nerede o? Abidin nerede? Az önce konuştum. O da adama ulaşmaya çalışıyor. Abi, bir haber var mı? Adam mesaj attı. Ne demiş? Ya bunun telefonu kapalı diye ben peş peşe birkaç tane mesaj attım. Son kez görüşelim, konuşalım diye. Cevap vermedi. Ben de Ferit Bey'le doğrudan görüşmek ister mi diye sordum. Ha, bu da Seyran Hanım'la da konuşmak istediğini söyledi. Ne? Hayda. Yok artık. Niye böyle bir şey istiyor ki? Ha, onunla konuşursa ancak ikna olabilirmiş. Aklı sıra. Onunla da konuşup bir haber daha yazıp ikisini birden basacak. Yani ben öyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Yapar yapmaz bunlara güven olmaz. Yani Seyran'ı bu duruma sokamayız zaten. Zaten bu kız bu tarz bir konuşmayı nasıl yapabilecek ki? Ha, ne yapmamı dilersiniz? Mesaj atayım anama. Tamam yaz abi. Yarın buluşalım. Ferit. Baba, başka şansımız yok. En azından adamın yarına kadar bekleyeceğini biliriz. Ne yapacağız yoksa? Bütün gece diken üstünde mi bekleyeceğiz böyle? Seyran böyle bir şeyi kabul eder mi? Ben halledeceğim. Orhan Bey. Tamam. Ferit. Bana bak, bunların sağ solu belli olmaz. Çok dikkatli konuşman lazım. Seyran'la gideceğim dedin. Seyran'ın babasının Kazım Bey olduğunu unutma. Ağzından çıkan her kelimeye dikkat et. Anladın mı beni? Anladım baba. Bu iş bende. Seyran. Ne haber? Ne oldu? Seyran, benim senin yardımına ihtiyacım var. Ne oldu, bir haber mi var? Şu fotoğrafımızı çeken adamın patronu vardı ya hani, babam konuşmuştu. O adam İstifa etmiş işten. Herifle konuştuk, ulaştık. Buluşmaya ikna ettik. Ne istediğini söyleyecek misin? Yani şöyle, adam yarın ikimizle de görüşmek istiyor. Ben artık fotoğrafı yayınlamamak için seni de rica etmeni mi istiyor? Bilmiyorum, ben de anlamadım tam. Allah Allah. Ha ben niye öyle bir şey yapayım? Pardon. Yani bizim için Seyran, fotoğraf yayınlanmasın diye benim için yani yapmaz mısın? Ya sen çaresiz kalınca ne kadar içten davranıyorsun ya? Hadi yemeğe inmiyor muyuz? Kalk. Düş peşime. Seyran, dedem inmeyecekmiş yemeğe. İstiyorsan yemeği buraya söylerim. Hem yarın adamla ne konuşacağımızı oturup bir tartışırız. Ne dersin? Ben üst kabul etmedim. Ya Seyran ya, gerçekten... İyi ki eline bir koz geçti senin de ha. Niye böyle yapıyorsun Seyran? Yalvarmamı mı istiyorsun? Yalvarayım mı sana? Hayır Ferit, ne alakası var?
Yalvarsan da ağlasan da umurumda değil. Ferit, ben yarın o adama gidip... kocam ve sevgilisi hakkında yalanlar söyleyemem. Kusura bakma. Seyrancığım, bu konu sadece benimle alakalı bir konu değil. Hepimizi ilgilendiren bir konu bu. Pardon, hangi kısmı beni ilgilendiriyor? Tam olarak anlamadım. O fotoğrafı baban görse, sence ne yapar sana? Hı? Farkında mısın? Bu sefer tutmadı Ferit'ciğim. Babam o fotoğrafı görse gelip benimle mi konuşur yoksa seninle mi konuşur? Yoksa gidip dedenle mi konuşur? Bir düşün bakalım. Seyran niye böyle yapıyorsun ya? Ne bu bencillik? Bencillik? Ben miyim bencil? Sen bencilsin tabii Seyran ya. Ya ben neler yaptım senin için? Ablan için neler yaptım? Ablanı kurtarmak için neler yaptım ya ben? Tamam yaptın Ferit. Yaptın. İnkar etmiyorum zaten yaptın. Ama öncesinde yaptıklarını da unutmadım Ferit. Ya daha dün ya. Dün. Sen beni bu odada nasıl bir duruma soktuğunu farkında mısın? Ne çabuk unutuyorsun sen bazı şeyleri ya? Seyran ben seni bir duruma sokmadım. Sen kendi kendini bir duruma soktun. Oho! Sen böyle devam et Ferit. Umurumda bile değilsin biliyor musun? Yarın gidersin tek başına konuşursun o adamla. Seyran bak. Sinirlenmeyeyim sinirlenmeyeyim diyorum ama... uzatıyorsun. Sinirlen Ferit. Sinirlen. Ben sürekli senin arkanı toplamaya, pisliklerini temizlemeye mecbur muyum ya? Pardon. Kızım bak. İnsan gibi bir şey istedim senden. İnsan gibi. Bir ihtiyacım var dedim. Niye böyle yapıyorsun ya? Yarın geleceksin. Bana yardım edeceksin. Bitti. Ben senin bu emir vakilerinden de, yaptırımlarından da çok sıkıldım Ferit. Gelmiyorum. Seyran, bak benim sınırlarımı zorlama. Yapma. Hep aynısını yapıyorsun. Sonra da bana kendimi suçlu göstermeye çalışıyorsun. Pardon. Bana yaptığın şeylerin suçlusu da ben miyim şimdi? Ya ne yaptım ya ben sana? Ne yaptım? Söyle de bileyim ne yaptım? Hangi birini söylememi istersin? Hepsini söyle ya Seyran. Hepsini söyle. İyilerini de söyle ama. Sürekli üzerimde baskı kurmaya çalışıyorsun. Bana psikolojik şiddet uyguluyorsun. İyiliğini yapıp yüzüme vura vura acısını çıkartıyorsun her defasında. Sen böyle bir adamsın Ferit. Yani yapıp yapıp hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmeye o kadar çok alışmışsın ki. Vay be. Ben böyle bir insanım öyle mi? Okey. Böyle bir insanım ben. Böyle bir insan olmaya devam edeceğim o zaman. Eğer yarın gelip o herifle konuşup ikna etmezsen o adamı, babanın yanına giderim. Yusuf'u, ablanın Yusuf'u bildiğini, daha önce Yusuf'la beraber olduğumuzu, her şeyi anlatırım. Okey? Okey? Ne oldu? Sustun. Tokat atsana yine. Elime avucuma yazık be. Sana atacağım tokada yazık be. Sen beni neyle tehdit ettiğini farkında mısın Ferit? Yazık. Çok yazık. Bunu asla unutmayacağım. Ben de.
Kaybet bu öfkeni, içinde sakladın. Terk et o derdini, benden almadın. Sabret, sonu aynı değil, söylüyorum. Dinle, rüyalarım her gün aynı olmayacak. Şimdi vazgeçersen geriye döneceksin. Gitme, kaybedince daha çok seveceksin. Biliyorum hiçbir anlamı yok yokluğunda, yokluğunda, yokluğunda. Nasılsın? Merak ettim seni. Kaybet bu öfkeni, içinde sakladın. Terk et o derdini, benden almadın. Sabret, sonu aynı değil, söyle. Rüyalarım her gün aynı olmayacak. Şimdi vazgeçersen geriye döneceksin. Gitme, kaybedince daha çok seveceksin. Biliyorum hiçbir anlamı yok yokluğunda. Günaydın. Günaydın. İlk bağlantı başarıyla kuruldu. Süper. Ne zaman gidiyoruz? Nereye? İşte şu adama konuşmak için. Gerçekten mi? Hadi uzatma, hazırlan. Ya Seyran ya. İlişkimizin en çok bu yönünü seviyorum, biliyor musun? Kavga da etsek küs kalamıyoruz. Süper bence. Ne demezsin? Seyran'ım benim. Beni yarı yolda bırakmayacağını çok iyi biliyordum. Yani onca tehdit ve şantajdan sonra? Seyran. Taylan denen herifle işimiz bitsin. Sana bir sırrımı söyleyeceğim. Sana söz veriyorum, bütün öfken geçecek bana karşı. Daha tatlı biri olacağım, tamam mı? İyi, tamam.
Ne hemen tamam ya? Ne oluyor ya Seyran sana bugün? Tamamlar, iyiler filan. Hı? Nedir bu yüce gönüllünün sebebi anlamadım. Ne diyorsun Ferit ya? Konuşmamız lazım dedin. Ben de geliyorum işte. Altında bir şey arama yani. Şu muhabbetten çok sıkıldım artık, bitsin istiyorum o yüzden. Ya ben o kadar basit olduğunu düşünmüyorum ama. Ferit. Ah, inan hiç gücüm yok. Gerçekten bak. Ne düşünüyorsan, nasıl düşünüyorsan düşün, tamam? Umurumda bile değil. Gidelim diyorsan gidelim. Şöyle böyle diyorsan gitmeyelim. Nasıl istersen. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz, gidiyoruz. Öğlen. İyi. Aferin sana. Hep böyle dürüst ol bana karşı, olur mu? Sunay'ı ne yaptın? Odasını hazırlattın mı? Birkaç parça eşya sipariş ettim, henüz gelmedi. Ama senin dediğin gibi dün alışverişe yolladı. Ama Rifakat, iyi ilgilen kızla bir söz verdik, mahcup çıkmayalım. Çıkmayız ağam, çıkmayız. Seyran'ı çok sevdim. Ama Suna bir başka. O kıza evde eş de emanet edilir. Mayası çok sağlam. Ne yalan söyleyeyim. Bazen bakınca içim cız etmiyor değil. Ben çok istedim bize nasip olmasını. Kısmet değilmiş. Gelinimiz gibi değilse de kızımız gibi gör. Bundan sonra öyle bak, olur mu? Gel. İlaçlarınızı getirdim ağam. İzninizle ben müsaadeniz isteyeyim. Latif. Hatice Hanım'ı bir ara bakalım, müsait midir? Suna kızımızla ilgili görüşmek istediğimi ilet. Uygunsa münasip bir yerde görüşmek istiyor ağam de. Başüstüne ağam. Kalksak mı? Kimsenin geleceği yok. Kızım bir dur ya. Ne kadar heveslisin başımı yakmaya. Tamam, sakin ol ya. Ne kadar gerildin. Taylan Bey, Seyran Hanım. Merhaba. Ferit Merhaba. Bey. Merhaba. Selam. Garip bir tanışma oldu ama kusura bakmayın. Evet, biraz öyle oldu. Estağfurullah. Ben sizin de kimseyi boş yere kırmak veya üzmek isteyeceğinizi düşünmüyorum. O yüzden ben de özellikle Seyran Hanım'la konuşmak istedim. Siz konuya hakimsiniz sanırım. Evet, tabii ki hakimim. Ama tamamen yanlış anlaşıldı. Yok, ben herhangi bir çıkarımda bulunmuyorum. Yani evet, öyle tabii de. Şimdi o fotoğrafı görenler yanlış anlayacaktır. Ki o kadar büyük bir olay da yok ortada. Kavga bile çıkmadı hatta. Anlık bir kareydi sadece. Peki tartışmanın sebebi neydi? Taylan Bey bakın. O fotoğrafta gördüğünüz kişilerden biri Pelin. Benim arkadaşım. Eşimle de şans eseri aynı yerdelermiş o gece. Ama tanımadığımız bir kız eşime böyle gereksiz bir samimiyette bulununca arkadaşım da müdahale etmek durumunda kalmış. Yani bilirsiniz kız arkadaşlar arasında böyle hassasiyetler olabiliyor. Ya, olay tamamen bundan ibaret. Abidin Bey bana birbirini tanımayan iki kızın kavgası demişti ama. Doğru, evet. Kızlar birbirini tanımıyor zaten öyle. Yani o fotoğrafta gördükleriniz sandığınız gibi bir şey değil. Biz eşimle o fotoğrafları silmenizi rica ediyoruz. Bu seferlik. Diyorsunuz. Yani başka ne desem bilemedim. Yok, bir şey demenize gerek yok. Ben duymam gerekenleri duydum. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Benim başka bir programım var. Onu da kaçırmak istemem. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ne yapacaksınız peki? Düşüneceğim. Düşüneceğim. Ne oldu ya? Düşün.
düşünecekmiş. Neyi düşünecek daha? Ya Ferit tamam gerilme. Hallettik bence. Ben hiç hallettiğimizi düşünmüyorum. Hadi gidip arabada konuşalım. Kardeşim, ne yapıyorsun baba? Pek aklı başında bir kız. Allah bahtını da açık eder inşallah. Çok isteydi size gelin olmayı. Ama kısmet değilmiş işte. Pek üzüldü sonradan. Gül gibi solup gidiydi. Eğer yolumuz bizim buralara düşmeyeydi. Haberim var. İşte her şerde hayır vardır derler ya. Buraya gelirken ayaklarım geri geri gittiydi, bak yalan yok. Ama Suna kızımıza yaradı şükür. Seyran da pek düşkün ama ablasına. Geçen nasıl da ortalığı ayağa kaldırmışlar. Suna ne kadar evcimense, Seyran da o kadar okul peşindedir. İlk zamanlar size biraz zorluk çıkarttıysa bundan sebeptir. Sudan çıkmış balığa döndüydü kız. İnsanın hayallerinden vazgeçmek zorunda kalması güzel bir şey değil tabii. Lakin hayat... Olsun. Şimdi kocasının yanında mutludur Zahar. Herkes kendi evinde sağ olsun. Sana bu manzaranın kartlarını atardım özel günlerde. Hatırladın mı? Unutulur mu? O zamanlarda bir kez olsun gelebilseydin. İnsanın elinden tutanı olmayınca gelmekte, kalmakta pek kolay olmuyor Halis. Zaman, mekan, imkan, keşkeler. Zaman da vardı, imkan da vardı. Lakin ne yoktu bilmiyorum. Yıllardır cevabını bulamadığım soru bu. Sana bir kolye göndermiştim, hatırlar mısın? Bir de not yazmıştım içine. Boynundaki kader yükün hafifletmesi için diye. İşte ben kader yükümün altında çok ezildim Hatice. Bir şey olamadıysa bu nedendir. Başka bir sebep yoktur. Ben bu iki cümleyi 40 yıl bekledim Halis. Bunca yılın keşkesini koydum bu kutuya. Kabul eder misin Hatice? Çok güzel. Sağ ol.
Ya kardeşim şunu doğru düzgün anlatsana. Ne dedi adam? Ya ne bileyim abi ya. Teşekkür etti gitti işte. Ya Seyran sen niye yalan söylüyorsun ya? Niye Pelin benim arkadaşım dedin? Konuş dedin, konuştuk işte. Ben mi suçlu oldum şimdi? Kızım adam 3-5 arşiv araştırsa sizin arkadaş olmadığınızı zaten anlayacak. Hem belki de o yüzden geldi. Ya sen niye benim konuşmama izin vermiyorsun Seyran ya? Sanki daha önce hiç böyle biriyle oturmuşsun gibi bilmiş bilmiş tavırlar. Ya kesseydin o zaman Ferit beni. Girseydin araya deseydin bir şey. Ha izin verdin sanki Seyran. Adam şüphelenmesin diye sakin kaldım işte. Ya sen gerçekten inanılmaz bir şeysin ya. Beni şu düşürdüğün durum yetmiyor. Buraya kadar geliyorum. Teşekkür edeceğin yerde şu yaptığın şeye bak. Teşekkür ederim Seyran. Ama adam ikna olmadı ki. Ya şimdi olay belki de bambaşka bir yere gidecek. İkna edici olur diye düşündüm Ferit. Kurtulalım istedim. Sevgiline doğru düzgün hareket etseydiniz bunların hiçbiri olmayacaktı Ferit. Bu kadar basit. Ne yapıyoruz peki? Ne bileyim ne yapıyoruz? Beni eve bırakır mısınız? Tamam. Peki. Peki. Hangisi? Ya şunun rengi güzel gibi ama Senel Çar aşkım beni açmaz. Olmaz gibi biraz. Efendim? Pelin Hanım merhaba. Taylan Güler ben. Buyurun. Geçen gece çektiğim bir fotoğrafta siz de varsınız. Haberi çıkmadan önce teyit almak istedim sizden. Evet, buyurun. Başta tanıyamamıştım ama bir arkadaş isminizi söyleyince hatırladım size. Pelin Hanım? Pelin Hanım orada mısınız? Buradayım, dinliyorum ben sizi. Tamam artık yani rahat olun. Saat kaç oldu? Bu saate kadar çıkmadıysa bir şey çıkmaz artık. Belki de adam ikna oldu. İnşallah. Ama benim içim hiç rahat değil. Senin için ne zaman rahat oldu ki Fakat? Her zaman en kötüsünü hazırlarsın sen kendine. Bazen öylesi daha iyi oluyor ama. Kim? Bir arkadaş. Şu an şaşacak durumda değilim. Hiç olmazsa durumun ciddiyetinin farkındasın. O adam bu fotoğrafları her yere servis edebilirdi. Ve biz şimdi burada sizin geleceğinizle ilgili hiç de ummadığınız şeyler planlıyor olabilirdik. Allah korusun. Evet ama biliyorum çok gençsiniz. Ya siz kavganızı da en uçta yaşıyorsunuz, sevincinizi de. Ya üzüntünüzü de en uçta yaşıyorsunuz, eğlencenizi de. Ama biraz sakinlemeniz, durulmanız lazım. Yenge, kaç kere söyleyeceğim ya. Benim hiçbir suçum yok. İnanın artık bana ne olur. Senin suçun karını evde bırakıp dışarı çıkmak. Siz daha yeni evlisiniz, yapmayın bunu. Ben de aynısını düşünüyorum. Biraz daha özenli olun, dikkatli olun. Özellikle birbirinize karşı. Siz ne ara böyle seyrancı oldunuz ya? Orhan Bey, adam aradı. Seyran Hanım'a geldiği için ve dürüstlüğü için çok teşekkür etti. Hassasiyetlerinizi anlamış. Kendisi de aynı hassasiyetle davranacağını sözünü verdi. Oh. İyi, çok şükür. Oh. Oh. Ferit Korhan. Bir işi daha halletti. İşte demek bu kadar. Demek Ferit Korhan halletti ha? Vay be. Seyrucuğum, senin yaptığın yanlıştı. İşe yaramış olması bunu değiştirmez. Yanlışsa nasıl işe yaradı Ferit'ciğim? O da senin büyüğün işte. Bizimkileri bile yanına çekmeyi başarmışsın. Haklıdan yanalar da ondan. İyi. Tamam o zaman. Bundan sonra da geceleri çıkarız beraber dışarı.
Bu arada bir şey diyeceğim sana. Hı. Dün öküzlük ettim. Özür dilerim. Yani asla babanın yanına gidip senin hakkında öyle şeyler söylemezdim. Biliyorum. O yüzden yardım ettim zaten. Biz niye kavga ettik o zaman? Ferit tamam bak artık bu konuyu konuşmayalım yoksa yine kavga edeceğiz. Film izleyelim mi? Gerçekten mi? İzleyelim. Bir şey diyeceğim Seyran. Hı. Mavi Boncuk izleyelim mi? Olur, izleyelim. Tamam. Gelsene böyle. Rahat rahat uzatıp ayaklarımızı izleyelim. Burada masa var. Buraya uzatırız ayaklarımızı. Seyran ya. Arabada yan yana oturuyoruz. Yemek masasında yan yana oturuyoruz. Yatakta da yan yana oturabiliriz. Ne fark eder? Gel işte rahat rahat izleyelim. Hadi. Vallahi buldum. Başlatayım mı? Önce son bir kez bir şey söyleyeceğim sana. Bu kendimi savunmak için ya da başka bir şey için değil. Ben sana güvenebilmek istiyorum. Sen de bana güven diye. Evet. Ben sana yalan söylemedim. Yusuf söyledi. Ama lütfen artık bu konuyu kapatalım, olur mu? Sorun değil. Geçmişte ne yaşadıysanız yaşamışsınız. Ben bunun üzerine çok düşündüm. Öyle bir şey olmuşsa bile takmamaya karar verdim. Ne oldu? Hala olmuşsa diyorsun. Benim tadım kaçtı. Sen izle filmi. Ya Seyran ya özür dilerim. Tamam hadi gel. Gel izleyelim. Çok geç. Artık bundan sonra iki düşünür, bir konuşursun. Film izleyecektik ama. Sen izle filmini. Ben müzik dinleyeceğim. Ben de izlemeyeceğim. Sensiz izlemem. Anısı var sonuçta. Dur o zaman ben sana bir şarkı açayım. Hiç gerek yok. Var var. Hayat dediğim müziktir. Wow. Büyük filozofumuz Ferit Korhan. Dur bak. Sakın açma. Çok güzel bir şarkı açacağım. Çok seveceksin. Geliyor. Yok artık. Bak karıcığım, sen istemesen de müzik bizi birleştiriyor. Gel gel. İstemek yetmiyor, uçmak için. İstemek yetmiyor. Kanat çırpmak lazım. Uçmak için. Üstünden geçmişin. Kanat çırpmak lazım. Üstünden geçmişin. Yaşadım kaç sene, ne bilmişim. Aklımı zorlasam. Neden, niçin de bu iş olmuyor? Hayat sensiz de gülüp oynuyor. Kırılsa da kalp kolay kolay. Artık onun sözü geçmiyor. İsveç'te gökyüzü mor renge büründü.
Yok ya. At yalana inanak. Lan hepiniz immünatçısınız lan. Noli? Noli, sen niye saklıyın Noli? Ha? Ne var onda? Ferit Korhan'ın olaylı gecesi. Cemiyetin önemli şu an. Ne? Kızlardan birine Ferit Korhan'ın eski sevgilisi mi? Ne değil ha bu? Yanlış mı? Bu nedir? Ha bu nedir nedir? Sen bunu mu saklayın benden? Siz beni çıldırtıcınız mı ya? Ne oluyor ki Aslan? Sen kafayı mı yedirtıcınız bana ya? Ya ne olsun ara ne olsun? Yeğenine bak, sakladığın şeye bak. Şu haberi bir oku ya. Ay başım adamlar başım. Ya valla bak ben sakinim ha. Tam nefes aldım diyeyim. Tam da bunlar beni deli çıkarıcı bak. Sinirleneyim, bunun hesabını sorarım ben onlara. Ulan, lan her şeyi bıraktık. Vallahi ben de kafam bıraktınız ya. Kafam bıraktınız. Ama hepinize hesabını soracağım bundan. Hepinize, hepinize. Bıktım ya, bıktım, bıktım. Hayatımda bir tane normal insan isteyeyim. İyi günler. Gel. Sabah şerifleri hayır olsun abi. Senin de Latif. Sağ ol. Kahvaltınızı odanıza istedim. Evet, evet. Çayım açık olsun. Var. Ferit'in haberi çıkmış gazetede. Babam gördü, çıldırdı. Evden çıktı. Ferit! Ferit, çık! Ne oldu? Ablam yazmış. Haberi çıkmış Ferit. Benim de telefonum kapalıydı, şimdi gördüm. Babam. Babam buraya geliyor. Babam buraya geliyor Ferit. Allah kahretsin. Beni de aramış kaç kere. Sessizdeydi. Bittim ben. Bu sefer gerçekten bittim ben Seyran. Kalk. Ferit kalk. Kalk, babanlara haber vermemiz lazım, hadi. Ferit en azından neden görmemeli, en azından. Hadi. Baba, anne. Hayırdır oğlum? Ne oldu? Adam haberi yayınlamış. Gazetede de, internette de. Ne diyorsun ya, nasıl yani? Eyvah. Çabuk yengeni çağır bana. Yengenim çağır, çabuk. Haberi görenler mesaj atıyor da atıyor. Sena sen sakin ol kızım, tamam mı? Babam. Haberi görmüş, buraya geliyor. Sakin ol. Tamam, sakin ol. Konunun, olayın seninle hiçbir alakası yok zaten. Halledeceğiz. İfakat, hemen babamın odasına git. Adam haberi yapmış. Ne yap yap. Babamın gazeteleri görmesini engelle. Bana da Latif Efendi'yi gönder hemen. Latif Bey.
Buyurun büyük gelinim. Orhan çok acil seni bekliyor. Acil? Hayırdır? Sen git o sana anlatır. Gel. Orhan Bey'im, hayırdır inşallah? Latif Efendi, acil bir durum var. Bir gazete Ferit'in hoş olmayan bir fotoğrafıyla haber yapmış. Babamın o haberi görmemesi lazım. Ama ben yarım saat önce günlük gazeteleri masasına koydum. Umarım ki görmemiş olsun. Hemen o gazeteleri oradan yok edeceğiz. İfakat babamın odasında. Babamı oyalarken sen de gazeteleri al lütfen hadi. Ben yapamam. Ama ne derim sonra? Latif Efendi, babamın sağlığı söz konusu. Bir reaksiyon gösterirse bu sorumluluğu alabilecek misin? Tamam, gidiyorum. Sen şunu. Abla bakar mısın? Eyvallah dersem size bilirim. Bu benim favorim. Boş olarak falan nasıl olur? Latif. Ne vakit geldin sen? Şimdi geldim ağam. Rahatsız etmek istemedim. İyi, iyi. İsabet olmuş. İfakat da şimdi kahvaltıya iniyordu. Şu gazeteleri getir bir bakayım. Gel. Günaydın ağam. Kazım Bey kapıda. Biraz fena bir hal var. Sizi görmek istiyormuş. Hayırdır inşallah. Beklesin. Geliyorum. Peki. Ağam geliyor da. Bu nedir ya? Bu nedir diyeyim ha? Yalı çapkını gecelerde. Serhan, kız buraya gel. Ne oluyor Kazım Bey? Nedir bu durum? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Alacağım kızı. Bu rezaletle buradan mı bırakacağım? Ne diyorsunuz Kazım Bey? Sen hiç konuşma Ferit Bey. Kabahatinle sus. Kazım Bey, bir yanlış anlaşılma var. Bir oturup konuşalım lütfen. Ya görünen köy kılavuz istemez Dünür. Kılavuz istemez, ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Seyran, lafımı kirletme, buraya geleme. Kazım.